17 Aralık Cuma, Yeni Çağ Gazetesi, Evren Devrim Zelyut Dolarda dönüşü olmayan yola girdik. Merkez Bankası aylardır söylediğimiz gibi faiz indirimine devam etti. Artık faizler %14. Ancak bunun ticari kredileri ya da Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin borçlanma faizidine getirdiği bir fayda yok. Fayda olmadığı gibi bu iş başımıza büyük belalar açtı. Kuru 15'in üzerine attı. Bu seviye bize kış aylarında ve 2022 baharında çok daha yüksek bir enflasyonu işaret ediyor. Yaşam hepimiz için zorlaşacak. Ancak yaşanan bugünler günler bahar aylarındaki korkunç günlerin provası gibi kalacak. Neden mi? İki Merkez Bankası iki sonuç diyelim. 1. Amerikan Merkez Bankası FED beklentilere paralel şekilde politika faizini değiştirmeyerek %0-0.25 aralığında sabit bıraktı. FED piyasa oyuncularının beklediği gibi varlık alımlarında azaltma planını hızlandırdı. Piyasanın merakla beklediği noktasal grafikten ise 2023 sonuna kadar en az 6 faiz artışı beklentisi çıktı. FED Başkanı Powell açıklamasında FED'in tam istihdam hedefine ulaşmadan faizi artırabileceğini söyledi. Bu haberin Türkçe tercümesi şu. Fed Amerika'daki enflasyondan omikrona rağmen çok korkmuş ve bu sorunu büyümeden çözmek istiyor. Bunun için önce piyasaya verdiği parayı hızla kesecek. Sonra piyasadaki parayı faizleri yukarı çekip azaltacak. İşte bu gelişmeler dolar miktarının kıtlaşması anlamına geleceği için tüm dünyada doların değerlenmesi anlamına gelecek. Aklı başında merkez bankaları buna önlem olarak faizleri yukarı çekerek milli paralarının koruma kalkınını güçlendiriyor. Yani milli parayı cazip hale getirmek için verdikleri faizi artırıyor. Peki Türkiye ne yapıyor? Şimdi ona değinelim. 2. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizleri siyasi emir gereği düşürmeye devam ederek lira'nın hem kendi içimizden kaynaklanan enflasyon nedeniyle hem de Amerika'dan gelecek faiz artışları dalgasıyla çok daha fazla değer kaybetmesine kapı açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazdığı metinde daha fazla faiz indirimi için alan kalmadı diyerek bir de şark kurnazlığına girdi. Böylece vatandaşa dolar sattırmaya çalıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki beyanlarında elini açık etmiş, seçime kadar faiz inecek demişti. Artık lirada kayıpları durdurmak imkansız. Çünkü bu faiz yolundan çıkmaya kimsenin niyeti yok. Enflasyonu düşürmek yerine seçimi kazanmak için faiz indirmek işe yaramayacak. Dolara talep büyük bir hızla artmaya devam edecek. Neticede olacak olan AKP seçimi kaybedecek, halk fakirleşecek, yandaşlar zengin olacak.